Umarım bugün kazanırım. Hasan teşekkür ederim. Mert abi teşekkürler. Hayat bir gün. Attığın tüm günle güler için teşekkür ederim. Çekim bitti evet. Gitti bile Bartu. Burcum kova. Jeton nasıl kazanılır? Jeton maalesef parayla alınıyor. Kazanılmıyor. Teşekkür ederim hayat bir gün. İyi yayınlar dileklerin için. Niye bu kadar halsizsin? Bilmiyorum, anlamadım ben de hani. Türk erkeği. Teşekkür ederim mini kasan, teşekkürler. Hava durumuyla alakalı sanırım. Ve canım çok sıkılıyor. Yapacak bir şey de bulamıyorum. Uyuyacağım az sonra büyük ihtimal. Rami Bekler teşekkür ederim. Annen çalışmıyor mu? Annem arsa ekspertiz ama yani masa başı değil. İşe gitmesine gerek olmuyor. YouTube videosu çektiniz mi? Evet çektik. Perşembe bana çekeceğiz. Şu an YouTube'da o kadar aktifim ki gerçekten. İlk defa bir haftada iki video attım yani. Ya tatildeyken yaptım. Tatildeyken de yapmıştım sanırım ama. Tatilden döndüğümden beri bir tane video atmıştım. Geçen ikinciyi attım. Şimdi üçüncüyü attım. Rami Bekler teşekkürler. Evli değilim. Biraz da şöyle atayım. Boyun fıtığı olacağım. Gamze teşekkür ederim. Göbek piercingi acıtmıyor. Depresyon, dip depresyon. Ve dinlediğim şarkılara bakın. Tabii psikolojim bozulur. Yatma kalk. Çok zor ayakta durmak. Gamze, Rami Bekler çok teşekkür ederim. Bugün cezalı yarışma var mı? Evet var. 7.40'da gireceğiz. Makyajdan önce Flormar'ın bazını kullanıyorum. Köpücük kemiklerindeki piercingi 150'ye yapıyorlar. Bize yardım edecek birilerini tanıyor musun? Ne konuda bir yardım? Ya illa bir şey konuda yardım eden olur ama. Büşra teşekkür ederim. Yüzüne maske olarak ne kullanıyorsun? L'Oréal Paris'in şeker peeling serisinin maskelerini yapıyorum. Çok güzeller. Bartu ile yapacağız bugün. İrem teşekkür ederim. Göbek piercingi falan ne kadar bilmiyorum. Çünkü ben bunları çok önceden yaptırdım. Yani rahat 4-5 yılı var bu piercinglerimin. Hani sadece köprücüğü yeniden yaptırdığım için fiyatını biliyorum. Şu an çünkü fiyatları artıyor, azalıyor, bir şeyler oluyor. Yani 4 yıl önceki fiyatla şu anki fiyat aynı değildir. Eleanor teşekkür ederim. Ama 50 civarı falan olması gerekiyor. Gözlerimin içine bakmasana, suçluyum ama hangisi bilmiyorum. Bilmek istersen alçak herif, şimdi acımış. Böyleymiş. Dün annemin suratına böyle dedim. Nefretim büyüdü ben gibi. 22 yaşındayım. Naz teşekkür ederim. YouTube içeriğine karar verdim. Evet, o makyajlı olacak. Profil fotoğrafım dünkü yayının cezası. Köpeğimin ismi Tina. Şu eyelinerlerin bir macerası var ki anlatamam.
Evet, özellikle şunu. Hani şunu yine tık diye çektim ama bu. Pilot teşekkür ederim. Evet, 98'liyim. Arıkan teşekkürler. Arıkan teşekkür ederim ayıcık için. Yastık kılıfı nerede? Bakın çarşafı da böyle. Trendyol'dan aldım. Pikesi falan da çok güzel. Pembe. Burada oldu. Nerede? Buradaydı. Şu neyse altta ya. Üşeniyorum. Pembe bir şey. Arıkan teşekkür ederim. Yüzük için de çok teşekkürler. Sevgilimden ayrıldım. Aldattı beni. Onu pişman etmek için ne yapmalıyım? Bir insanı gerçekten intikam almak istiyorsan, yani pişman etmek istiyorsan, bir insana en çok koyan şey umursamamaktır. Yani onsuz mutlu olabildiğini ona göster. Sen inatlı olduğundan intikam almaya çalışırsan diyecek ki, demek ki nasıl koyduysa diyecek, hala benim derdimdeyse diyecek. Ama sen onu umursamazsan hem kendini yıpratmazsın hem de ona en büyük cezayı verirsin. En sevdiğim meyve ananas. Dün ananaslı hamburger yedim, biliyor musunuz? Ananaslı hamburger. Ve tadı çok güzeldi. Yani tuhaf, ilk defa öyle bir şey duydum hatta. Yedim bırak, ilk defa ananaslı hamburger duydum. Sevgilim ona attığım fotoğrafları yaydı. Gerçekten psikolojim ciddi anlamda bozuk, ne yapmalıyım? Böyle durumlarda gerçekten araya girmesi gereken kişiler ailen. Arıkan teşekkür ederim. Asa için de çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Böyle bir durumda araya girmesi gereken kişi ailen, ama biliyorum ailenin de böyle bir şey anlatmak istemiyorsun. Ama bu kişi yaydıysa ve hani yayacak, diyecek ki, aa bak başıma bir şey gelmedi, daha fazlasını yapacak. Ve sen bunlarla tek başına gerçekten mücadele edersin, ama ileriki yaşlarda bunlar sana psikolojik olarak kötü bir şey bırakır. Yani psikolojin bozulur ama farkında olmazsın. Bu çok kötü bir durum. O yüzden hani en azından aileni, anneni babanı sokamıyorsan, teyzen, samimi olduğun büyük bir aile bireyini araya sok. Çünkü böyle durumlarda büyüklerin araya girmesi gerekiyor. Bunu veli araya sokuyor gibi düşünmeyin. Bu çok ciddi bir konu. Güzel belli de gelişinden, görünce alır aklını başından. Ya, 21 yaşındayım, bir çocuk annesiyim ama senin yayın olduğunda hemen seni izliyorum. Ya çok teşekkür ederim. Büyüğüm bu arada senden. Ben de 22 yaşındayım. Erken yaşta anne olmak bence çok güzel bir şey. Hani diyorlar ya, çok gençsin falan. Ben erken yaşta anne olmak isterim. Sebebi benim çocuğum büyüdüğünde ben onunla jenerasyon farkım olsun istemem. Onunla abla, kardeş, arkadaş olmak isterim. Çünkü çocuklar annesine babasına anlatmazlar. Arkadaşlarına ve kardeşlerine anlatırlar. Benim annem benle arkadaş gibiydi. Ben anneme her şeyimi anlatabiliyorum. Ama bilmiyorum, annem belki de bir 5-10 yaş daha benden büyük olsaydı biz annemle bu konuda olmayacaktık. Çünkü gerçekten jenerasyon farkı diye bir şey var. Sonraki hayatımda gel. Caner teşekkür ederim. Abla ne oldu? Neye ne oldu? Bir şey mi dedim ben? Hatırlamıyorum. Niye ne oldu yazıyorsunuz? L'Oreal'in siyah nokta karşılığı. L'Oreal Paris şeker peeling serisi. Bir tane kahverengi olanı var. Sonra avokadolu var. O siyah noktaları önlüyor. Ben o serinin hepsini aldım. Hepsini. Furkan teşekkürler. Buse teşekkür ederim. Şarjım %10.
tavandan şerzaltımı alalım. Of ya. Kalkmak istemiyorum. Furkan, teşekkür ederim.